İlimden Medeniyete. Merhaba kıymetli dinleyenlerim. Bir İlimden Medeniyete programında daha sizlerle beraber olmaktan dolayı mutluyum, sevinçliyim. Günün bu güzel saatinde sizlere geçen haftadan başlayıp da bitiremediğimiz 2. Murat Han, Fatih Sultan Mehmet Han ve 2. Bayezid Han gibi 3 tane köşe taşı şeklinde, tarihimizin köşe taşı şeklindeki padişahın döneminde yetişmiş, devlette görev almış, edebiyat sahasında, şiirde de parmakla gösterilecek bir hale gelmiş Şair Ahmet Paşa'nın hayatını ve yazdıklarından da bazı misalleri sizlere sunmaya çalışıyorduk. Zaman yetmedi. Bugüne mecburen kalıyor bu İlimden Medeniyete programımızın zamanı idarece 20 dakika olarak tespit edildiğinden 20 dakikanın dışına çıkamıyoruz. Osmanlı'nın da böyle mühim bir şahsiyeti, hem devlet adamlığı yapmış, hem il valiliği yapmış, hem şairlik yapmış, hem medreseler yaptırmış, müderrislikler yapmış. Yani 10 parmağında 10 hüner olan bir kişiyi 20 dakikaya sığdıramıyoruz. Biraz da benim beceriksizliğim herhalde. Şair Ahmet Paşa'nın doğum tarihi bilinmiyor demiştik önceki programımızda. Vefatı 1497, yani 2. Bayezid Han daha tahtta iken, yani 1512'de tahttan ayrıldı ya 2. Bayezid Han, vefatı da öyle oldu ya efendim. 1497'de vefat etti. Çok titizdi. Titiz olması lazım. Titiz olmayan şair olur mu efendim? Bir ev hanımı titiz oldu muydu, evine bakarsın ki her şey yerli yerindedir. Peki evin eşyaları tamam koydun ama o kelimeler beyitlerde, satırlarda, mısralarda nasıl duruyor? İşte onun için kafa lazım, zeka lazım yani. Ama zekanın da kullanacağı alet ilimdir. Bunun ilmi de lazım. Bileceksin, bildiğine de ilave çözümler için o zaman aklı kullanacaksın. Zeka her zaman doğru iş yapmıyor. Zeka bir çözüm getirme yoludur. İyi bir iş yaparken de çözüm getirirsin. Memleketi savunurken de zeki olan insan güzel bir çözüm getirir. Niyete bağlı, niyet düzgünse. Eşkıyalık yapan adam da zeki ise orada adamları soyarken, adamları öldürürken zekasına müracaat eder. Nüktedandı. Nüktedan olabilmek için de yine kelimeleri çok ustaca birbiri peşine, 3-5'ini birden birbiriyle bağlantılı olarak sıralamak lazım. Bunu sıralayamazsanız ne nüktedanlık işe yarar, istediğin kadar bütün dünya sana nüktedan desin. Nüktedan olamazsın. Bugün de görüyoruz ki bu konuda çok da iletişim fakültemiz olmasına rağmen hemen her üniversitemizin bildiğim kadarıyla iletişim fakülteleri var. Buna rağmen televizyon spikerleri olsun, televizyonların gönderdikleri muhabirler, haberleri aktaran kişiler olsun, gazete muhabirleri olsun, ajans muhabirleri olsun, maalesef cümleleri toparlarken bazen bakıyorsunuz açık kalıveriyor. Bazen çok biçimsiz peş peşe tekrarlara giriyor. Aynı kelime birkaç defa tekrar ediveriyor. Hadi bakalım, bakalım ne yapmışız? Hadi bakalım, bakalım ne yapmışız? Nereden çıkıyor kardeşim bu? Böyle bir şey var mı? Hocalar bunu öğretiyorlar mı acaba? Veya onlar da fazla titizlik göstermiyorlar mı? Ya yapın bir şeyler de. Yeter ki konuşun mu diyorlar? Zannetmiyorum. Çok zarif de bir üslubu vardı. Türbesi de çok zariftir. Bursa Muradiye Külliyesi'nin yanında. Bursa'daki Muradiye Külliyesi Türkiye'de en çok türbe olan Eyüp Sultan'dan sonra ikinci yerdir. 12 tane zarif yapılı türbe var. Bir 13.'sü de açık mezar var. Baldeken şeklinde yapılmış. Kubbe etrafı açık. Şair Ahmet Paşa günlük hayata dair çok mevzuda şeyleri şiirine katardı. Günlük hayatta. Münacat, naat gibi dini muhtevalı, Allah-u Teala'ya yakarış, divanının baş kısmındadır. Paşalık gibi yüksek bir rütbeye, Osmanlı'da en yüksek paşalık işte. Ağalık, beylik, paşalık. Evvela ağa, küçük komutan, bey, işte sancak beyi mesabesinde, ondan sonra da paşalık gelirdi rütbe olarak. Askeri hiyerarşi böyle giderdi. Paşalıktan sonra padişah olamayacağına göre, sultan olamayacağına göre kabir ehlinden olurdu. Ondan sonraki rütbesi kabir ehliydi. Padişah'tan başka da bir hami aramadı kendisine. Ben dedi padişahımızın emrinde çalışırım, devlet işlerini yaparım. Padişah da onun kıymetini takdir ettiği için, Fatih Sultan Mehmet Han'ın hocasıydı zaten, ettiği için ona devlette de görev vermek suretiyle, devlet görevlisi de, yani bir zamanlar memura kız vermiyorlardı, maaşı çok düşük diye işçiye veriyorlardı. Şimdi kimin devir olduğunu, hangi devir olduğunu falan söylemek istemiyorum. Yanlış anlaşılabilir. Siyasete girmiş gibi olur ki biz siyasetin tamamıyla dışında program yapan bir yayın kuruluşuyuz. Bununla ne kadar iftihar etsek azdır. Hiç kimsenin etkisi altında kalmadan sadece bildiğimizi, gördüğümüzü, Türk kültürünü, Türk tarihini, Türk edebiyatını insanımıza vermeye çalışıyoruz. Evet, 25 seneyi de doldurmuş durumdayız. Hanedan dışındaki kişiler için çok az sayıda böyle fevkalade bir durum olduysa şiirler yazdı. Hanedan, padişahın soyundan gelenlere hanedan deniyor. Bu hanedanın kendine göre bir protokolü vardı kıymetli dinleyenlerim. Bu protokola göre padişah, padişahın annesi, padişahın eşi ve padişahın çocukları. Bunlar birinci derecede hanedan üyeleri idi. Eğer bir padişah vefat etti de yerine yeni padişah geçtiyse, eski padişahın eşi saraydan ayrılırdı. Ayrı bir yere giderdi. Eski padişahın çocukları ayrı bir yere giderdi. Yani bunu iktidar olarak düşünürsek, iktidarda olmayanların, babaları iktidarda olmayanların sarayda bulunması uygun değildi. Devlet disiplini yönünden de bu mutlaka böyle olmalıydı. Onun için bugünkü İstanbul Üniversitesi'nin Bayezid Meydanı'ndaki merkez kampüsünün, eski merkez kampüs deniyordu ama gene merkez kampüs müdür herhalde, öyledir. Çoktan beri de o taraflara gidip geldiğim yok. Yani insan ister istemez bedeni faaliyetlerini biraz daha azaltması icap ediyor herhalde. Biz de o çağları bulmuşuz elhamdülillah. Çoktan beri de oralara gidip göremedim. Merkez kampüsünde eskiden Saray-ı Cedid vardı. İstanbul'un fethiyle beraber oraya ahşaptan bir saray yapıldı. Çok dört dörtlük bir saray şeklinde değil. Devlet işlerinin yürütüleceği ve hanedan üyelerinin kalabilecekleri yerler yapıldı. Öncelikle Edirnekapı'daki Tekfur Sarayı diye bugün sadece ölüsünün iskeleti kalan Bizans imparatorunun Bizans'ı idare ettiği saraylarından birisi, surlara dayalıydı o. Avcıbey Mahallesi'nde Edirnekapı'dan girdikten sonra Halice doğru yüzünüzü döndüğünüzde biraz ileride Tekfur Sarayı'nın iskeletini, ölüsünü görürsünüz. Orada da çok az bir müddet de olsa Fatih Sultan Mehmet Han Edirne'den geldiğinde devlet işten idaresi de orayı da kullandı. Ama Saray-ı Cedid denilen bu ahşap yer kullanıldı. Sonra 1463'te Topkapı Sarayı'nın inşaatı başlayınca ki 78'e kadar 15 sene devam etti. Yapıldıkça içine girildi. Yapıldıkça içine girildi. Saray-ı Cedid denilen ahşap yerde boşaltıldı. Bu sefer iktidarda olan padişahın birinci derecedeki hanedan üyeleri Topkapı Sarayı'na taşınmış oldu. Saray-ı Cedid'e de Saray-ı Atik dendi. Niye? Eskidi artık o. Cedid neresi oldu? Topkapı Sarayı Cedid oldu. Bir şeyin yenisi gelince o yeni ise eğer o eskimiş oluyor. Mesela Üsküdar Meydanı'nda şimdi Valide-i Atik Camii var. Valide-i Cedid Camii var. Bir de Orta Valide Camii var. Valide-i Atik Camii dedikleri Valide Camii'ydi. Fakat Orta Cami denilen yapılınca orası eski Valide Camii oldu. Orta Cami'de yeni Valide Camii oldu. Üsküdar Meydanı'na yeni Valide Camii yapılınca bu sefer o yeni oldu. Ortadaki yeniydi. Onun yeniliği gitti. Tahtından indi. Bir de eski var zaten. Eski bir, eski iki denmeyeceğine göre Orta Valide Camii diye halk arasında tanınmış oldu. İnsanın da, mülkün de yenisi, eskisi, böyle bir yenisi geldiği zaman o gelen yeni, eski yeniyi eskitir. Eski hale getirir yani. Adını eski yapar. İşte buraya vefat eden padişahların eşleri, eğer anneler farklıysa padişahtan, anneleri ve çocukları Bayezid'deki üniversite kampüsünün olduğu yerdeki ahşap saraya taşınmaya başladılar. Ondan sonra işte Boğaz'a yapılan bazı şeylerle, saraylarla onların kalacağı yerler zamanın iktidarına göre, devletin başındaki gailelerin azlığına, çokluğuna göre değişik şekilde, ama padişahın oturduğu yerde mutlaka kendi aile efradı, birinci derecede kimseler oturur idi. İşte hanedan üyelerine padişah dahil onlarla ilgili şiirler kaleme almış. Hanedan dışındaki kimseler için de az da olsa, çok sayısı az da olsa şiirler yazmıştır. Bunlar da kimdi? Kimdi? Yaranmak için mi yazdı? Hayır. Bunlar da dua almak için zamanın tanınmış, daha önceden yaşamış, onun devrinde değil ama büyük hizmetler yapmış olan alimlere, müderrislere veya şairlere, kendi zamanındakilerden büyük bildiği kimselere ait şiirlerde yazmış idi. Şeyh Ebu'l-Vefa Hazretlerine, Şeyh Taceddin ve Emir Sultan Hazretleri gibi kimseler için de şiirler kaleme almış idi. Ahmet Paşa'ya göre dervişlik en asude şiirlerinde geçiyor ve en güvenilir bir makamdır. Kimsenin o makamda gözü olmaz efendim. Güvenilir bu. Bir koltuğa oturursan ama 40 tane de o koltuğun müşterisi çıkar. O koltukta seni oturtmazlar. Bir yere müdür olduğunda, bir yere bakan olduğunda veya bir şeyin bir baş olduğunda, o baş olunan yere birçok insan göz diker. Ama dervişlik makamına kimse göz dikmez. Ya bu da bir incelik değil mi efendim? Hakiki dervişler için. Yoksa şimdi derviş şimdiye insanlara başına toplayıp onlardan menfaat edinenler, menfaat sağlayanlar değil. Onlardan hürmet görmek için adı sanı yürüsün, şanı yürüsün diye yapmak dervişlik değil. Derviş verici olur. Derviş alıcı olmaz. Derviş her şeyini bu yolda verici olur. İlmini de verir, ahlakını da verir. Bunlar zaten verildiğinde azalmayan şeyler efendim. Ama malını, mülkünü de verir. Allah için verirse Allah-u Teala 1'e 10, 1'e 100, 1'e 1000 veririm buyuruyor. Veriş niyetine bağlı. Buna derviş inanır. Yok bir derviş getir diyorsa, aha cebim bu tarafta diyorsa, filana ver ben onu hallederim diyorsa öyle derviş olmaz. Bunun peşinde giden en hafifiyle kendi akıbetini berbat eder. Abad etmez, berbat eder. İşte Şair Ahmet Paşa da bir Emir Sultan Hazretleri vefat edeli kaç sene olmuş kendi zamanında. 100 seneye yakın zaman geçmiş. Efendime söyleyeyim. Böyle bir insan için yazdığı şiirde Emir Sultan Hazretleri'nin maneviyatından istimdad etmiş. Ne güzel ya. Ebil Vefa Hazretleri aynı şekilde. Efendim, Şeyh Taceddin Hazretleri öyle. Onun için dervişlik Ahmet Paşa için de her ne kadar il valilikleri yaptıysa da en güvenilir ve en asude. Yani asude demek efendim hırsız yaşanan, hırsı olmadan yaşanan yer manasıdır. En asude bir hayattır. Abdülaziz Han efendim bir gün etrafındakilere soruyor. Sizin için saadet nedir diyor. Onlar da işte saadet efendim hiçbir şeye ihtiyacım olmamak, her şeyi olmak bilmem şudur budur dünyalık ne kadar çok dünyalığın varsa o kadar saadetin olur demeye getiriyorlar. Diyor ki benim için saadet bir, sultan olmamaktır. Ben padişah olduğum için mesut değilim. Saadetim yok. Ya hanımla mı kavgalıydı? Hayır canım. Saadet sadece hanımla duyulmaz ki. Hanımla saadet olmaz ki. Her şeyle insanın mesut olması lazım. Benim için saadet, ben diyor, isterdim ki padişah olmayayım. Bir iş yerim olsun. İkindi vaktinde, ikindi namazını kıldıktan sonra oradan çıkayım. Efendim evime ufak tefek bir şeyler alayım. Sonra ineyim Laleli'ye. Oradan da yine evin ihtiyaçlarını alayım. Ellerim dolu. Evimin kapısına gideyim. Herhalde Fatih'te oturmayı düşünüyordu. Çünkü Laleli'den sonra eve gittiğine göre anlattıklarında. Gideyim. Hanım kapıyı açsın. Güler yüzüyle. Çocuklar koşuştursun. Elimdekileri hepsi böyle. Babacığım ben alayım desin. Sonra ben o günün yorgunluğuyla oturduğum yerde çocuklar gelsinler kucağıma atılsınlar. Ben ömür boyu hep böyle bir saadeti hayal ettim diyor. Böyle bir saadeti hayal edene Allah-u Teala şehitlik nasip etti efendim. Şehitlik nasip etti. Zalim, kötü insanlar onun emrinde çalışmaktan rahatsız oldular. Kan uyuşmazlığı çektiler. Ama İngiliz'in emrinden dıştan emir alarak şimdi ne diyorlar buna? Üst akıl mı diyorlar? Üst akıl değil. Üst hainlik denebilir buna. Üst hainlik. Oralardan aldıkları emirlere baş üstüne dediler. Padişaha da baş üstüne dedikleri halde padişaha hainlik ettiler. Hiçbir emrini yerine getirmediler. Daima ayaklarının altına oydular. Ta ki yüzü koyun yere düşsün. Allah-u Teala seviyormuş. Ona şehitlik nasip etti. Alkanlar içinde bıraktılar. Canlı canlı başucunda nifak tohumları ektiler. Ne oldu efendim? Onu şehit edenler, dörtlü çete, 15 gün sonra tekli çeteye düştü neredeyse. Hepsi gitti. Bir adam senin bütün namusundan, haysiyetinden, ahlakından, dininden, imanından yaptığın fedakarlıklar 15 günlük müydü? Üstelik de sen de padişah da olamadın ya. Mütercim Rüştü Paşa olsun, Hüseyin Avni Paşa olsun, Mithat Paşa olsun, Hasan Hayrullah Efendi. Hepsinin pabucu dama atıldı. Mithat Paşa sürgünlerde öldü gitti. Yok, Abdülhamid Han öldürdü. Niye Abdülhamid Han öldürsün? Evet, Şair Ahmet Paşa'dan nerelere geçtik. Ama Şair Ahmet Paşa'nın türbesine Abdülaziz Han zamanında, Abdülmecit Han zamanında da Bursa'daki 1855 depreminin akabinde bu yerler hasar gördüğü için önce Abdülmecit Han, sonra Abdülaziz Han ki Abdülaziz Han Bursa'ya atla da giderdi efendim. Gidip oraları görüp oraların hepsini tamir ettirmişlerdir. Şair Ahmet Paşa'nın medresesi de, türbesi de bu tamirden nasibini almıştır. Dolayısıyla hikmet ilahi, sevki ilahiyle konu buradan buraya, buradan buraya geldi ve ikisini birleştirdi. Bu da bizim elimizde olan bir şey değildi. Efendim, Şair Ahmet Paşa'dan bahsettik. Güya bugün bitirecektik. Ama süremizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir dahaki haftaya ne yapalım? Ama yan konulardan da birçok yere geçmek nasip oldu. Bana göre bereketli oldu sanki. Hoşça kalınız efendim. İlimden medeniyete.